Tekrardan geldim. Çok şükür. Ali arıyor, mesaj atıyormuş bana. Ona cevap verdim. Şimdi ne yapacağım? Ben mutfağa girdim tekrardan. Pudingli pasta yapacağım. Geçen hafta yapmıştım çocuklara. Onu az yapmışım. Çabuk bitti. Çocuklar tadına doyamadılar. Bugün dedim büyük fırın tepsisiyle yapayım. Hatta şöyle fırın tepsimi de yanıma aldım. Bisküvilerini falan. Tenceremi de alayım. Sütümü falan da hazırlayayım. Biraz önce o video işte cuma günü böyle 2 hafta önce çekmiş olduğum 2 hafta önce bir cuma günü çekmiş olduğum bir videoymuş. Çünkü biraz önce izledim. Kimen? Oğlum. Biraz önce izledim. Şunu şey yapayım da. Biraz önce izledim. Şey diyorum. Cuma mesajı yani şey daha doğrusu cumanızı hayırlıyorum, kutluyorum. Ha dedim cumaymış, günlerden de cumaymış o gün. İşte artık şey dedim bu videom boşa gitmesin dedim. Bu videonun devamına dedim video çekeyim. Sileyim mi, silmeyeyim mi falan dedim. Ya dedim niye sileyim ki dedim. Emek vermişim sonuçta o video için. İyisi mi dedim. O videonun devamını çekeyim dedim. Öyle şey oldu yani şimdi kafanız karışmasın. Böyle bir şey yapayım da. Şimdi ne yapacağım ben bunu yapacağım. Fırına koy, fırın diyorum, buzdolabına koyacağım. Aileni almaya gideceğim. Okuldan almaya gideceğim. Ben okula gidip alıp gelene kadar da bu buzdolabında donmuş olur. Okuldan gelince kızım yer. Akşam da Yakup, Alper gelince yer. Şimdi neydi bu? 3,5 su bardağı. Şimdi ben 2 paketten yapacağım bunu. O yüzden ne yapıyoruz? 3,5 su bardağı değil de 7 su bardağı koyacağız. O zaman bundan ne kadar kaç bardak çıkıyor? Şöyle 1 2 3 4 5 6 bardak çıktı. Şunu atalım çöpe. Şimdi 7. bardağı da koydum. Şimdi sarı kameradan şu an tam göremezsiniz ama ben paketleri koyayım. 2 paketten yapacağım. Büyük yapacağım ki yani büyük tepside yapacağım ki çocuklara bol bol yesinler. Bismillahirrahmanirrahim. Şu kamerayı olmazsa şöyle yapayım. Hem şey görülsün. Şunun ışığını yaksam daha iyi. Ondan sonra bir ara gider çöpü de boşaltırım. Şimdi ne yapayım? Şununla bir karıştırayım. Ondan sonra da en kolay tatlı. Hemen böyle şipşak 5 dakikada yap, koy dolaba. 10-15 dakikada yani yarım saat kadar da dolapta soğudu mu? Çayların yanında da güzel oluyor. Şimdi tepsimizi bir şey yapalım. Şöyle ıslattım dibini. Önce şurada geçen hafta yaptığımdan böyle yarım kalmıştı. Önce onu düzgün tepsinin altına. Bir tabağa da şey koymam lazım.
makinede. Şimdi dolaba açacağım işte. Dolabın önüne koydum çünkü şeyi. Saat da kaç oldu bilmiyorum. Aytu, saat kaç oldu oğlum? 13.15. Tamam. Bunu yaparım. Giderim. Anca. Yakup'u da uyuttu. İlaçlarını falan sabah vermiştim. İlaçlar hemen 2-3 saat sonra uykusunu getiriyor. Bunu karıştırayım. Bunu da karıştırmayı da unutuyorum. İyi mi? Ey hanımlar, siz anlatın. Siz ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Kamerayı şimdi ben tezgaha doğru çevirdim. Siz beni göremiyorsunuz ama neler yapıyorsunuz? Sizlerin de böyle yani bu pratik tatlıyı bilmeyen yok zaten. Daha böyle pratik tatlılarınız, pastalarınız var mı? Pasta tarifleriniz. Ben bir ara şey de yapıyordum. Uzun zamandır onu yapmıyorum. Aslında gerçi şu an havuç daha tam kış gelmedi. Pahalı. Geçen annem pazardan havuç alıp dedim diyor. Baktım diyor 4 lira 5 lira kilosu diyor. 1 liraya 2 liraya aldığımız havuç diyor 4-5 lira diyor. Ben de şey yapmadım, almadım diyor. Azıcık havalar serinleyince bizim burada kırkan havucu var. Onlar çıkar. Havuçlu pastalar falan yapardım. Ay ne güzel olurdu. Ne kadar güzel olurdu. Böyle havucu rendelerdim. Ocağa koyardım. İçine bir de şeker koyardım. Karıştıra onu pişirirdim. O şeker eriyip böyle lapa gibi olana kadar havuç. Bir de böyle bu petit beurre bisküviyi de kırıklardım. İkisini karıştırırdım. İstersen böyle yuvarlak şeyler yaparsın. Yuvarlak top şeklinde düzersin. Hindistan cevizine bulayaraktan. İstersen de böyle tepsiye düzüp arasına beyaz krema koyarak falan çok güzel oluyor. Önceden yapardım onu. Ama onu yapardım da onu bir tek ben yerdim. Ali de yemezdi, çocuklar da yemezdi. Bir tek ben yerdim. O yüzden pek yapmıyorum. Hep çocukların istediklerini yapıyoruz. Çocukların sevdiğini yapıyoruz. Hadi bakalım çabuk kayna. Bunu da sürekli karıştırmak gerekiyor. Biraz da kendime çevireyim şöyle de. Bugün sanki böyle yağmur sıcağı mıdır nedir bilmiyorum. Yazdan kalma bir hava var. Acayip sıcak. Şimdi çoraplarımı çıkardığım zaman üşüyorum. Geri giydiğim zaman sıcaklıyorum. Pencereyi açıyorum. Bakıyorum böyle cami tarafından serin serin esiyor. Ay Yakup kapat pencereyi oğlum diyorum. Kapat duruyorum. Bu sefer geri sıcak oluyor. Böyle havada bir dengesizlik var. Yani pencereyi açarsan sıcak, serin. Kapatırsan sıcak, çorap giyersen sıcak, çıkarırsan soğuk. Böyle değişik bir hava var. Yağmur sıcağıdır muhtemelen ki çünkü artık Ekim ayının son haftasındayız. Bence artık son sıcaklar. Kasım ayına girdikten sonra artık kış başlar diye düşünüyorum. Yani burası için, İskenderun için konuşuyorum. Tabii İstanbul, Ankara, Doğu Anadolu falan o taraflarda kış çoktan başladı bile. Hatta böyle kombilerini yakanlar bile varmış. Doğalgazını yakmaya başlayanlar da olmuş. Allah'ım herkesin yardımcısı olsun. Hayat pahalı. Kış geldi mi milletin yakıt derdi. Yani Rabbim herkesin yardımcısı olsun. Bugün evi süpürdüm kahvaltıdan sonra. Merdiveni süpürmeyi unuttum bak. Merdiveni yukarıya doğru merdiveni süpürecektim. Unuttum. Yarıya kadar süpürdüm. Kablo yetmedi. Sonra kablo yetmeyince başka yere taktım. Başka yere takınca da unuttum o anda. Şey.
Evet, kahvaltıdan sonra önce bulaşıkları yıkadım. Ondan sonra evi bir güzel süpürdüm. Komple her yeri, çekyatların altını falan da çektim. İşte sileyim bir de toz alayım diyordum. Sonra baktım okul saati yaklaşıyor. Dedim önce şu pastayı bir aradan şey yapayım, çıkarayım. Çünkü çocuk şimdi gelince bir şeyler yemek ister. Dedim şekerli şeyleri, pastayı seviyor. En azından bu hazır olsun. Aileni alır gelirim. Ondan sonra da evi bir silerim. Toz alırım. Yukarıda çamaşırlarım var, katlanacak. Onları katlarım. Bir de tabii akşam yemeği. Daha akşam yemeğinin de adını koymadım. Ne yemek yapayım bilmiyorum. Düşünüyorum, düşünüyorum. Hiç aklıma bir şey gelmiyor. Ne yemek yapsam? Bir canım bir şey de istemiyor. Canım bir şey istese derim ki hadi canım şunu istiyor. Geçen yalnız canım mantar istedi. Bayağıdır mantar yapmıyorum ben. Mantar canım istedi. Olmazsa bugün Ali'ye söyleyeyim gelirken, gündüzde çalışıyor şimdi. Akşam gelirken bir markete uğrasın. Oradan mantar alsın, tavuk göğsü alsın. Onu gene yarına yaparım da bugün esas ne yapayım ben? Ay bu bizim hanımların yemek derdi gerçekten bizi bitiriyor. Neyse bir dolapta gerçi sebze falan yok da buzluğu difrizi falan açayım. Oralara bakayım ne var. Bir şeyler var mı? Bir şeyler çıkarabilir miyim? Aslında niyetimde hamur işi yapmak vardı. O da bilmiyorum şimdi hamur işi yapar mıyım, yapmaz mıyım? Siz bir akıl verin ben ne yemek yapayım? Mercimek çorbası mı yapsam? Ona da çok oldu içmeyeli. Mercimek çorbası. Turşum da var. Zaten biz mercimek çorbası yaptığımız zaman yanına hiçbir şey aramıyoruz. Çorba, turşu yetiyor bize. Bazen salata falan yapıyorum. Değişiyor da tabii ki de. Çimen. Oy, sen oradan bana mı bakıyorsun? Yeşil buzum, sarı buzum, sen bana mı bakıyorsun oradan? Pudingim pişti. Şimdi şöyle koyayım da. İlk katı bir dökelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle birazcık soğutayım da hamur gibi olmasın sonra. Kuzucuklarıma afiyet olsun. Şimdi Yakup da sevinir, uyuyor ya. Uyanınca bir bakar, annesi pasta yapmış kuzuma. Aysun saat kaç oldu? Bir baksana saatte. Ben de habire Aykut'a soruyorum saati. 1:30. 1:30 mu? Ay hakikaten bugün sıcak hava ha. Allah Allah. Ne bu sıcak? Allah'ım. Anca yağmur yağarsa belki biraz ortalık serinler. Şimdi şu paketi açayım. İngilizce kelimeleri bitirdin mi? Ya. Ya onları bitir ondan sonra oynarsın. Tamam. Ha, çok uzun. Uzun bir da yaz. Satır. 30 kelime yazacağım bir satırlık. Tamam yarısını yaz. Mola verirsin elin yorulunca. O zaman 1,5 kelime yazayım mı? Tamam hadi hadi. Hadi tamam. Çocukların bazen çok yazı ödevi oluyor. Elleri ağrıyor yazmaktan. Yaz 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 yaz. Ondan sonra böyle pazarlık yapıyoruz evde. Anne, şu kadar sayfa yazdım, şu kadar satır yazdım. Mola vereyim mi anne? Gelip gidip kafamı yiyorlar. Anne mola vereyim mi? Anne mola vereyim mi? İkinci katı dökelim.
mis gibi kokuyor. Ben de şimdi kızımı alır gelirim. Kızım meyve suyuyla içer, ben de bir kahve yaparım kahveyle. Bugün kahve içmedim zaten. Çünkü Yakup hasta diye o komşuyla gönderdim çocukları okula. Zaten dünkü videomda da bahsetmiştim. O yüzden normalde komşular toplanıyoruz ya, kahve içiyoruz. Bugün onlar içtiyse de ben katılamadım aralarına. Evet, artık 3 kat oldu. Herhalde başka olmaz. Şimdi son katım yok. Yoksa bir kat daha mı şey yapsam? Puding yeter mi? Yeter ya. Daha pudingim var. Ben bir kat daha yapayım. Böyle bol bereketli olsun değil mi? Çocuklar doysunlar iyice. Şimdi bir kat daha dökeyim. Bu katı böyle biraz az yapayım. Ki üstte çok. Üstte yani şey olsun. Gerisi üst kata kalsın. Çimen! Kuzum! Kuzum da bana eşlik ediyor kuzum. Çimen! Şimdi son katı yapacağım. Son katını da döktüm. Pudingli pastamın 4 kat yaptım. Bayağı kalın oldu yani. Çocuklar doya doya yesinler. Şimdi ben bunu fırına koy... Aman gene fırın dedim kız. Ben şimdi bunu dolaba koyuyorum. Kızım almaya gidiyorum. İnşallah asansörde kalmam. Geçen bizimkiler asansörde kaldılar. Onu da anlatırım size bir ara. Macera yaşadık diyebilirim yani. İnanılmaz bir maceraydı. Şu an asansöre binerken böyle tereddüt ettim. O günden beri ben de asansöre binmedim. Daha doğrusu hiç binadan aşağıya inmedim 2 gündür. Asansöre binsem mi binmesem mi, binsem mi binmesem mi derken dedim neyse bin Göknur. Nasıl olsa bir... Merhaba. Merhaba. Nasıl olsa bir kurtaran olur dedim yani. Şimdilik de bir şey olmadı. Nem 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 nem. Aylin yine simitinin yarısını yemiş, yarısını yememiş. Şimdi eve giderken yiyecekmiş. Eve gidiyorduk da şimdi bir arkadaşı bekliyoruz. Bekleyin dedi. Ben de kızı alıp geleyim dedi. Beraber yürüyerek gideceğiz. Haydi sana bir sürprizim var. Ne? Eve gidince buzdolabında çok güzel bir sürpriz var. Kocaman tepside. Pudingli pasta yaptım. Gözlere bakın gözlere. Bal taşı gibi açıldı gözler. Böyle kocaman tepside yaptım. Bol bol yiyin diye. Ay. Hadi arkadaş bekle beni dedi. Onu bekliyorum. Hah, geliyorlar geliyorlar hadi. Benim kız atmış kıyafetleri yerine diyorum. Okuldan gelince çok yorgun oluyorlar. Kızım diyorum, kıyafetlerini şeye as. Askıya as. Atmış. Bu arada ikindi ne oldu? İkindin ezanı okunuyor şu anda. Allah'ım günler ne çabuk geçiyor. Ne çabuk geçiyor ya Rabbim. Şu da kenarından ışkınlar veriyor.
Allah'ım sana şükürler olsun. Ay şunun güzelliğine bakın ya. Şunun tatlılığına bakın. Şunun yeşilliğinin, şu renginin güzelliğine bakar mısınız? Allah'ım ne güzel şeyler yaratıyor. Uzun zamandan beri çiçek açmıyor bu ya. Aşkım benim, küstün mü yoksa sen bana? Dün sulamıştım. Suya ihtiyacı yok herhalde. Ay hazır terasa gelmişken. Ay bir sürü çamaşır var, serilecek. Şey serilecek diyorum, katlanacak. Bu sepettekileri falan toplamam lazım. Çorapları, makine atmıştığım çorapları falan, bunların hepsi katlanacak ama şimdi çocuklar şey istiyorlar benden. Şunu da yerine koyayım da. Pasta istiyorlar. Onlara pasta keseceğim. Önce onların pastasını keseyim, vereyim. Onlar pasta yerken ben de işlerime bakarım. Yakup daha uyuyor zaten. Hadi ya. Tamam annem, hadi gelin. Gelin de size ben pasta keseyim bakalım. Pastamız ne durumda? Bir bakalım bakalım. Olmuştur artık zaten. Bir yere takıldı herhalde, çıkmıyor. Şuraya dur. Kes 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 diyor. Keselim bakalım. Sen yalnız pastanı yedikten sonra kalan ödevlerine devam ediyorsun. Değil mi anneciğim? Aylin! Ha sen oyun mu oynuyorsun? Pastanı ye, gel de. Hemen şuradakini aldım. Bekle, tamam annem vereceğim. Dur kızım bir saniye. Hadi ama şu dilimi ver bana. Vereceğim, tabağını getir. Dur kapulayı alayım, bekle. Ama bana çatal getirir misin? Tamam tamam. Spatulayı alacaktım da neyse. Benim çatalım var. İlk başta bana koy. Ben de buradan istiyorum. Sen de buradan istiyorsun. Kalk bir dakika aşkım. Koyayım mı birer dilim daha, yer misiniz? Ben istiyorum. Dur birer tane daha koyayım, öyle şey yapayım. Anneciğim. Oy tabii. Kalsın. Dur kız, abine bir tane daha. Dur abine de öyle yandan ver, şeyden ver, böyle bol çikolatalı. Tamam bakalım. Afiyet olsun. Sen verir misin ne? Şu? Tamam anneciğim. Ay tabii ben burasından aldım. Çok mu güzel olmuş? Evet. Hadi afiyet olsun. Besmelenizi çektiniz mi? Hepper de geldi tiyatrodan şimdi. Üzerine bile değişmeden pastaya yüklendi. Şimdi ne yapıyorum? Ben ocağa şöyle kıyma koydum. Şimdi daha yeni koydum kıymayı. Kapağını kapatmam lazım. Tuz atayım bana. Şimdi.
Şimdi kıymam kavruluyor. Şu iki tane soğan alayım benim. Şu deterjanı da yerine yapayım. Kıyma sote yapayım dedim. Ne yapayım diye düşünürken kıyma soteye karar verdim. Kıymam kavruluyor bir yandan. Ben de soğanını doğrayayım. Domates de evde yok, normalde de şey vardı. Konserve kullanmıştım. Dün değil, evvelsi gün bir tane konserve açmıştım. O konservenin yarısını kullandım. Kalan yarısını da dolaba koymuştum. Dedim sulu bir yemek yaparım. Hatta kahvaltıya domates sosu pişiririm diyordum. Unutmuşum kahvaltıya onu pişirmeyi. Aklıma geldi. Hazırladığım domates sosum da ziyanı olmasın. Onu da dedim. Soteye, kıyma soteye şey yaparım. İlave ederim. Altını kısın çok çabuk çabuk. Efendim. Burayı da mı aynısını yapacağım? Bunun altı var ya bunun altı. Burayı da ben yapacağım bunun aynısını. Evet de. Bakayım mı? Ama bu güzel olmamış kızım. Lütfen burayı şurayı sil. Bak ben demin ne dedim, güzel yaz. Hadi. Kızım güzel yaz, tamam mı? Bak en güzel yazınla yaz, öğretmen yıldız atar sana. Tamam mı? Ne oldu aşkım? Tamam. Ay gözüm yandı. Ay çok kötü, gözüm yandı. Ne anne? Ne bitmiş? Onlar. Onlar ne? Onlar bitti. Neymiş onlar? Etrafı bitti. Hı. Onlar bitti. Ay. Tamam aşkım, bir dakika. Gel. Yakup'u bir şey yapayım da geleyim. Efendim. Ne söyleyeceksin ya? Bekle, geliyorum. Yakup uyuyorken ben de birazcık uzandım, yattım. Öyle yattığım yerden biraz telefonda bir şeylere baktım. Instagram'a falan baktım. Sonra benim uykum geldi dedim. Böyle birazcık gözümü kapatayım, uyuyayım dedim. Aylin bir baksana kızım. He. Bu sefer Yakup kalktı, uyandı, kalktı yanıma geldi. Uyutmuyor beni. Yok kaşımla oynuyor, yok gözümle oynuyor. Oğlum diyorum ya, elleme dokunma diyorum. Azıcık ben gözümü kapatayım. Ağzım çok kötü yaptı. Tamam kızım, tamam. Geliyorum. Allah'ım ya, sıkıştırdılar beni, bak görüyor musun? Şuna bakayım. Çocuklu anne 40 kere elini yemekten çeker. Soğanı soyamadım. İkide bir beni çağırıyor. İkide bir beni çağırıyor. Efendim. Kıyma sote yapıyorum. Ha? Bilmiyorum, öyle bir şey düşünmedim. Efendim. Hep tek tek çağırıyorlar. Geliyorum. Anne.
sarımsağı da sürüyeyim, doğrayayım. Yanına da pilav yapacağım. Ali'ye markete uğra demiştim gelirken. Ay bismillah, o neydi öyle? Dışarıdan bir ses geldi ama ne olduğunu anlamadım. Aytu, ayırayım mı sana kıymadan? İstiyorsan söyle, ayırayım. Ha? Krep mi? Tamam. Tamam o zaman. Domatesi soyduk, soğanı soyduk. Tamam annem, geliyorum. Efendim kızım. Yukarıda kızım o aynalı çekmecenin üstünde. Ay evet evet, ben unutmuşum onu bak ha. Baba okuldayken benim bu kolum ağrıyor.
Doğru almıştım. Artık bu kısık ateşte yavaş yavaş pişti. Şimdi pilav yapacağım. Ali geldi şimdi. Akşama ne yemek yapsam diye düşün ama sonunda yine de biz kadınlar buluyoruz bir yolunu. Bunu mu yapayım, şunu mu yapayım derken bir şeyde karar kıldık. Pilav yaparken şeyliği çok kavururum arkadaşlar, böyle yani çok böyle koyu kahverengi olmadan pirincimi koyuyorum. Çok sevmiyorum öyle. Biraz böyle rengi açık olsun istiyorum. Pirinç biraz soğuk kalmış. Açalım. Ertesi günden selam. Evet, bu videoyu dün kapanışını yapamadım. Aslında yemek yedikten sonra en son baktım şöyle biraz önce videolara. En son Ocak'ta yemek yaparken video çekmişim. Pilav yapıyordum, bir de kıyma sote yapıyordum. Onları yaparken çekmişim. Sofra hazırlığını falan çekecektim. Bu arada niye karanlık oldu? Anlamadım. Işıkla bir alakası var mı bilmiyorum ama şu an ekran karanlık oldu, pek anlam veremedim. Neyse, böyle devam edelim bakayım çekimimize. Sofra düzeni dediğim, yani sofrayı falan hazırlarken de çekim yapacaktım. Kapanışı da ya bir kahveyle kapanış yaparım falan diyordum, kahve yaparım Ali ile bana falan diyordum. O kadar yorulmuşum ki gün içerisinde, inanın bulaşığı yıkadım, çay bile içemedik. Hatta Ali'ye de çay yapayım mı dedim. Yok dedi. O da o kadar yorulmuş ki adam. İşten gelirken de markete uğramıştı. Market alışverişi yapmıştı. Hatta o market alışverişini çekeyim diyordum. Ben Ocak'ta yemekleri yaparken Ali hemen gelir gelmez, hani ortalıkta durmasın diye alışverişi, her şeyi yerine yerleştiriverdi sağ olsun. Öyle olunca alışveriş videosunu çekemedim artık. Her şey yerine girdi dolaplara. Çayımız falan bitmişti. Çay almış. Süt vardı. Yoğurt bitmişti. Yoğurt aldı. Başka ne almıştı ya? Ben bir liste göndermiştim kendisine. Şunu al diye. Hemen hemen hepsini almış.
Ondan sonra da işte bulaşıkları yıka. Ailenin dersleri vardı. Ailenin derslerini yaptırdım. Ödevlerini yaptırdım. Allah'ım, birinci sınıf çok zor arkadaşlar. Ay ya, ben unuttum. Bilmiyorum. En son birinci sınıf okuttuğumda kaç sene önceydi? Alper'i okuttum. Alper şu an 7. sınıf. Aytu'yu okuttum. Aytu da 5. sınıf. Demek ki 5 sene önceymiş. Yani 5 sene önce birinci sınıf okutmuşum. Bilmiyorum, o zaman daha mı sabırlıydım? Bilmiyorum, o zaman çocukların kapasitesiyle mi alakalı? Yani ya da bilmiyorum, o zaman daha mı az işim vardı? Ne kadar olsa o zaman 3 çocuk vardı. Şimdi 4 çocuk var. O zamanki evim 2 artı 1'di. Bu evim 3 artı 1 ki neredeyse 4 artı 1 kadar. Bir de terasta, kocaman bir salon büyüklüğünde de terasım var. Merdiven boşluğu bilmem ne falan derken. Yani neredeyse 5 artı 1 büyüklüğünde ev. Büyük evin işi daha çok zor oluyor ve bütün işlere ben tek başıma bakıyorum. Vallahi bazen diyorum ki, yani diyorum şöyle, birazcık kazancım iyi olsa haftada bir temizlikçi alacağım artık eve, yani o derece artık. Sadece yani büyük işleri yapsın. Yani pencereleri silsin, mutfak dolaplarını silsin. Hadi günlük süpür sil işini zaten yapıyorum ama günlük süpürüyorum, siliyorum, toz alıyorum, çamaşır, bulaşık, yemek. Artık bundan ötesine ben yetişemiyorum. Anlıyorum, bazen ayda bir ya da ne bileyim temizlikçi mi alsam artık diyorum. Yani ben diyorum çok yoruldum, yıprandım. Yorulduğum için çocuğuma sabrım kalmadı belki de. Yorulduğum için, birinci sınıf olduğu için de, gerçekten birinci sınıf çok zor arkadaşlar. İnanın ki çok zor. Şu an bakın, bir tanesi 7. sınıf, bir tanesi 5. sınıf. Onlar hiç zorlanmıyor. Çünkü onlar anlamadıkları bir konu mu var? Hemen ellerinin altında bilgisayar açıyorlar YouTube'dan. Konu anlatımı anlamadık. Mesela o gün Aytu doğal sayılarla alakalı bazı test vermişti öğretmen. Bazı soruları cevaplayamadı. Oğlum hangisi? Doğal sayılar. Aç YouTube'dan konu anlatımı, doğal sayılarla ilgili konu anlatımı, test çözümü. Bu şey var. Tonguç Akademi. Tonguç Akademi çok güzel. Arkadaşlar hepinize de tavsiye ederim. Özellikle ortaokul, lise çağında çocukları olan takipçilerime söylüyorum. Tonguç Akademi hem konu anlatımı yapıyor, hem test çözüyor, hem de eğlenceli kısmı da var. Öğrenciler falan orada birbirlerine öğretmen anlatımı yapan öğretmene mesajlar atabiliyorlar falan. Yani Alper mesela geçen yıl Tonguç Akademi'den çok test çözdü. Çok konu anlatımı dinledi. Anne ya çok zevkli ya diyor. Kendimi okulda sınıfta gibi hissediyorum diyor. Çok zevkli falan diyor böyle. Yani demem o ki, ortaokul çağındaki çocuklar kendi anlayamadıkları soruları açıyorlar. Defterden, kitaptan araştırıyorlar ama birinci sınıf gerçekten çok zor. Ve birinci sınıfın birinci dönemi çok zor. O yüzden dün işte ailenin yaptırmam gereken ödevleri vardı. Ali de çok yorulmuş. Baktım Ali de yaptıramayacak, ilgilenemeyecek. Dedim çocukla ben ilgileneyim. Olmayacak böyle. Gerilemesin, geri kalmasın. Onun okumasını yaptırdım. Duydunuz dilin sesini. Kapı çalıyor. Bir kapıya bakıp geliyorum. Allah'ım, bu kaçıncı yanlış kapı çalımı? Kaçıncı? Gerçekten artık sinir oluyorum. Yine aynı köşeme oturuyorum. Deliriyorum artık. Ya birileri yemek siparişi veriyor. Fırından ekmek siparişi veriyor. Veya başka tüp siparişi veriyor. Su siparişi veriyor. Hep bizim kapı çalınıyor. Hep bizim kapı çalınıyor. Ben anlamıyorum niye böyle. Geçen hafta öyle. Şimdi öyle. Şimdi birisi yemek siparişi vermiş. Bizim kapı çalınıyor. Neyse, açtım yine de. Adam yazıp gel, çocuk dışarıda mı beklesin? Ya numarayı mı yanlış söylüyorlar? Artık bilmiyorum. Ben anlamıyorum. Rastgele mi basıyorlar? Neyse. Ben size ne anlatacağım? Geçen Allah'ım. Bu videonun başında asansöre bindiğimde söylemiştim ya size. Şey oldu, bizimkiler asansörde kaldı diye. Ay geçen bundan 2-3 gün önce, cuma günü müydü, cumartesi günü müydü tam hatırlayamıyorum. Yakup ne yapıyorsun annem sen onu? Aşkısı ne yapıyorsun? Getir ben çıkarayım, getir. Getir ben çıkarayım. Tamam kalsın o. Sıkıldı ya. Sabahtan beri sıkıldı. Aslında onun uykusu da geldi. Sabah ben ona ilacını vermiştim. Bunu takalım mı, çıkaralım mı? Çıkartalım. Ha? Takalım mı, çıkaralım mı? Çıkartalım.
O zaman nasıl çıkaracağız? Ay bu çok tehlikeli olmuş. Bunu ben artık atmam lazım. Dur bekle. Ver bir dakika bana. Pikeyim mi? Pike mi? Ay kopmuyor ki. Elime batacak şimdi annem. Dur bekle. Dur ver sen onu bana. Bana ver. Bekle kalk bir dakika. Şimdi hem anlatayım hem de Yakup'un da işini göreyim. Şu elimde davul ikiye bölündü de onu çıkar diyor. Davulun şeyleri çıkmış. Zımba yerleri çıkmış. Benim elime battı. Şimdi Yakup'un da eline batar. Onu da halledelim. Tamam mı? Dur bir dakika şunu alayım. Dur bekle. Ay Yakup bak bu eline batar. Bak bana bak bu eline batar. Bununla oynama tamam mı? Ay bu çok tehlikeli. Ya benim. Şimdi Allah'ım bu sefer de böcek gördü. Ya Rabbi ya Resulallah. Allah'ım bir tane böcek, örümcek bir şey görmesin benimkiler. Aldım attım. Evi tekrar ilaçlama yapmamız lazım. Biz 6 aylık ilaç sıkıyoruz eve. Ama 6 ayda olmuyor vallahi. 2 ayda 3 ayda ilacın etkisi geçiyor. Yeniden hemen ilaç sıkıyoruz. Ali'ye söyleyeyim de tekrardan sıksın. Böyle küçük küçük böcekler geliyor parktan. Parktaki ya ağaçlı bölge olduğu için burası böyle minik minik böcekler olabiliyor. Şimdi cuma günü akşam biz annemle sarma yaptığımız gün. O videoyu izlediniz biliyorsunuz. Annemle sarma yaptık. Biz akşama doğru 4-5 gibi yemeğimizi yedik. Tabii o sırada benim yeğenim de buradaydı. Yeğenim şeye gidecekti. Ne onun adı? Dershaneye gidecekti. Yemek daha pişmemişti. Çocuk mis gibi sarmanın kokusunu duydu. Ama dershaneye gitti. Yiyemedi. Abimi aradım. Abi dedim iş çıkışı gel. Tamam. Saklama kabı sarma vereyim. Nida da siz de yiyin. Onlar da dediler ki biz size geliyoruz oturmaya. İyi dedim tamam gelin. Oturmaya gelin hep beraber otururuz yeriz içeriz. Neyse. Çocuklar aşağıya indiler. Havanın da kararması yakın. Akşam ezanı yakın. Hatta çocuklara dedim ki oğlum dedim bak ezan okunmak üzere. Hava kararmak üzere hiç boşuna inmeyin. Çünkü akşamüstü hava çok çabuk kararıyor böyle. 10-15 dakika aşağıda ya oynarsınız ya oynamazsınız. Hava kararınca yukarı çıkacaksınız. Anne 15 dakikada olsa biz aşağı inip top oynayacağız. İyi dedim gidin. Bunlar top oynamaya gittiler. Ben de şuraya uzandım yattım biraz. Top oynamaya gittiler bunların topu. Hava zaten ezan okundu. Dedim çocuklara sesleneyim. Ezan okundu. Hava çabuk kararır yukarı çıksınlar. Yani ben çağırmaya gerek kalmadan çocuklar aşağıdan diyafona bastılar. Baba topumuz parka gitti. Hava daha tam kararmamıştı. Ali dedi hadi gidin caminin oradan gidiverin alın gelin dedi. Hava daha tam kararmadı. Bunlar caminin oraya kadar gitmişler parka doğru dönmüşler. Hani orası ağaçlık bölge ya ağaçlar falan karanlık görünüyor. Girememişler parka. Geri döndüler geldiler. Tekrar aşağıdan çağırdılar diyafondan. Baba biz gidemiyoruz park karanlık görünüyor. Gidemiyoruz korkuyoruz. Artık Ali kalktı kendisi gitti. Eline de feneri de almış. Çünkü park tarafı karanlık oluyor. Lambaları yakmıyorlar bazen. Gitmiş topu aldı. Yakup'la Aylin de arkasına gitmişti. Bunlar biraz aşağıda oynadılar. O arada abimler de gelmiş. Bunlar hep birlikte eve çıkarken siz hepiniz binin asansöre. Asansöre kalabalık binmiş bunlar. Bilmiyorum ondan mı bilmiyorum başka problemim oldu asansörüm. Daha asansör kalkar kalkmaz azıcık yükselmiş. Yani zemin kattan birinci kata çıkmadan asansör durmuş. Ben de burada uzanıyorum ya. Ali aradı. Telefon çaldı bana. Ali'de öyle bir ses var. Telaşlı. Ver. Telaşlı bir şekilde. Çabuk asansörün anahtarını al gel. Çabuk asansör. Dedim. Ne oluyor Ali dedim. Çabuk dedi asansörde kaldık. Asansörün anahtarını al gel. Bizde asansörün anahtarı var. Karşı komşumuzda da var. Bizde de var. Ola ki asansör kalırsa. Asansörde kalırsak birbirimizde anahtar var birbirimizi hemen kurtardı. Bir kere onlar kalmıştı. Ali hemen asansörün kapısını açtı. Şimdi de işte bizimkiler kaldı. Ben hemen bu arada asansörün anahtarını bulamıyorum ben. Alper'in anahtarına takılıydı. Sonra ondan çıkarttık. Çünkü o yanında götürüyor anahtarı ya. Anahtarlığından çıkardık. Nereye koyduğumu hatırlayamıyorum. Allah'ım
O beni telefonu açık bir yandan. Anneciğim, bu arada Aylin korkmuş mu? Aylin ağlıyor mu asansörde? Abim, yengem Aylin'i teselli etmeye çalışıyorlar mı? Ali bana oradan çabuk anahtarı bul, çabuk anahtarı bul. Yani asansörde kaldığından, korktuğundan değil. Aylin korkuyor diye telaşlanıyor o da. Ben anahtarı arıyorum, 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 bulamadım. Şeyin adı? Vestiyeri döktüm böyle. Yerlere döktüm vestiyeri. Neyse, anahtarı buldum. Bana birinci kat dedi. O da o kadar telaştan zemin kat diyeceğine birinci kat demiş. Ben de direkt birinci kata indim. Anahtarı çeviriyorum. Kapı açılmıyor. Çeviriyorum. Kapı açılmıyor. Allah'ım ya, uğraş uğraş uğraş. Bana dedi ki yanlış yerden açıyorsun. Zemin kat deyince ben hemen zemin kata indim. Hemen bir çevirmeye kapı açıldı. Asansör zedeleri kurtardım asansörden. Aylin ağlıyor, korkmuş. Allah'ım yavrum, neyse sarıldım, öptüm, sevdim. Çıktık geri yukarıya. Yani güler misin, ağlar mısın? Hem gülüyoruz halimize. O bana bir laf söylüyor, ben ona bir laf söylüyorum. Bana doğru söylesene diyorum. Birinci kat diyorum, ben zemin katta kalmışsınız. Ben birinci katın kapısını açmaya çalışıyorum. Ali diyor ki ben nereden bileyim diyor. Otel açla zemin kat diyeceğime birinci kat demişim falan. Abimle yengem aileni susturmaya çalışıyor. Allah'ım bir... Yani alem bir akşam geçirdik. Onu eline mi yırtma sakın. Yani sonradan artık bunları konuştukça gülme krizlerine giriyoruz. Gülmeye başladık falan. Öyle bir durum şey geçti başımızdan. Asansör şeyi geçti. Şimdi asansöre binerken biraz korka korka biniyorum. Ama bence o gün biraz fazla yük binmişti herhalde asansöre. Ondan asansör durdu. Yoksa normalde bir kişi iki kişi bindiğimiz zaman hiçbir şekilde asansörde bir şey olmuyor. Bir ki bizim asansörümüz geniş bir de yani. Az çok asansörde çok video çekiyorum ben, farkındasınızdır. Hep böyle girerken çıkarken falan. Asansörümüz geniş çok şükür. Asansörümüzün bakımını yapan bir tamircimiz vardı. Esas o daha güzel tamir yapıyordu. Bu şimdi değişti tamirci. Bunun pek bakımını pek beğenmedik biz. Öbür bakımcı daha güzel bakım yapıyordu. Yakup, düşebilirsin oradan anneciğim. Neyse arkadaşlar, ben kalkayım işimin gücümün başına. Daha bugün bu işlere hiç başlamadım. Dedim ki videoyu düzenleyecektim. Bas basak. Videoyu düzenleyecektim. Ay, yürü başını. Söyle bakayım. Videoyu düzenleyecektim. Videoyu düzenleyecektim. Baktım ki kapanış konuşması yapmamışım, kapatmamışım. Heh, yavaş. Neyse dedim, videoyu kapatayım. Ondan sonra dedim bir şey yapayım. Bay bay. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sizi çok seviyoruz de. Sizi çok seviyorum. Teyzelerim de. Teyzelerim. Selamlar. Selamlar. Böyle herkese selam.